Merhaba, ben Esin Kocakuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dikişe yeni başlayanların dahi oldukça kolay dikebilecekleri penye bir bluz dikişi hazırladım. Umarım keyifle izlersiniz. Tüp kumaş kullanıyorum ben. Bu yüzden iki kenarı da kapalı şekilde, örülmüş şekilde oluyor. Bir kenarını alıp ortaya doğru katlıyorum. Kıyafetimin genişliği doğrultusunda bu katlama işlemini yapıyorum. Yani 4 kat kumaş elde etmiş oluyorum. Daha sonra ölçü olarak kullanacağım kıyafetimi tersine çeviriyorum. Kalıbını bu şekilde çıkarıp aktarmış olacağım. Kıyafetimin omuz kısmı giyindiğim zaman hafif omuzlarımdan aşağıya doğru düşüyor. Bu düşüklüğü yeni çizdiğim kıyafette istemiyorum. O yüzden 1,5 santim kadar kısaltıyorum omuz kısmını ve hafif düşüklük veriyorum. Yani asıl kalıbında biraz oynama yapmış oluyorum böylece. Çizim işlemini tamamlıyorum. Bitiş kısmını belirliyorum ve kesime geçeceğim. Kesim tamamlandı. Açıyorum ve tek katını ayırıyorum. Daha önce kesmiş olduğum arka oyuntusuydu. Şimdi ön oyuntuyu ayarlıyorum. Genişliğini istediğiniz ölçüde belirleyebilirsiniz. Ben bir tık daha normalden geniş yapıyorum. Çünkü daha sonrasında yakaya ince bir yaka geçeceğim. Bu genişliği de vermiş oluyorum. Kol kısmına geçiyorum. Yine iki kat şeklinde katlıyorum. Toplamda 4 kat ediyor. Ölçülerimi ayarlayıp çizimimi yapıyorum. Kol uzunluğumu ne kadar istiyorsam onu ölçüyorum. Ona göre uzunluk belirliyorum. Cetvelimin kavisli kısmından yardım alarak çok bol olmasını istemediğim için hafif içe doğru kavis verip düzenliyorum. Aslında kalıp olarak kullanmış olduğum kıyafetimde beğenmediğim kısımları böylece çevirmiş oluyorum. Kol kesimi de tamamlanmış oldu. Daha sonra manşet ve yaka kestim. Manşet ve yakayı dilediğiniz genişlikte kesebilirsiniz. Kıyafetimin ön ve arka kısmını yüzü yüzüne denk gelecek şekilde ayarlıyorum ve omuz kısımlarından tutturuyorum. Yani dikişini yapıyorum. Omuz kısımlarını diktikten sonra koltuk altını açıyorum. Koltuk altından başlayan kısmıyla yine kolların kenarlarındaki kısımlarını birbirine tutturuyorum ve orta noktasını belirliyorum. Sizler bu aşamada zorluk yaşayabilirsiniz. O yüzden öncesinde iğneleme ya da terleme işlemini yapıp daha sonra dikebilirsiniz. Benim el alışkanlığım olduğu için bu şekilde yapmak çok daha pratik geliyor. Ve diktim. Hiçbir sorun yaşamadan tek kolu tamamlanmış oldu. Şimdi aynı şeyi ikinci kol için de yapacağım. Tutturuyorum. Diğer koltuk altı ve kol kısmını yine tutturup orta noktasını belirleyip dikişimi yapıyorum. Beden ve kol kısmında yine yüzü yüzüne denk getirecek şekilde ayarlıyorum. Şimdi yapmam gerekense kol ağzından başlayarak bedene doğru dikişi, yani yan dikişleri kapatmak.
kol ağzından başlıyorum. Koltuk altına geldiğim zaman dikişlerin birbirinin üzerine denk gelmesine dikkat ediyorum. Ve etek kısmına doğru dikişimi tamamlıyorum, bitirmiş oluyorum. Aynı işlemi diğer taraf için de uyguluyorum. Yine kol ağzından giriyorum. Koltuk altında dikişlere birbirine denk gelmesine dikkat ediyorum. Ve etek ucunda dikişimi tamamlayıp bitiriyorum. Bu aşaması önemli. Yaka kısmını esneklik yönü fazla olan kısmına doğru dilediğiniz genişlikte kesebilirsiniz. Daha sonra yakanın çevresine dönerek asıl yaka genişliğini belirliyorum. Asıl yaka genişliğini 4'e katlıyorum ve 4'te 3 oranında yakayı keseceğim. Genişliği esnemesi benim için 4'te 3 oranında kesmek yeterli olacak. Bu aşaması çok önemliydi. Yüzü yüzüne denk gelecek şekilde ayarlıyorum ve dikişini yapıyorum. Daha sonra dikiş içte kalacak şekilde ikiye katlıyorum. Yakamın yan kısmına, omuz kısmından bir tık arkaya, yani arka omzumun kısmına denk getiriyorum. Ve dikişimi yapacağım. Yine sizler bu aşamada iğneden ya da telden yardım alarak bu işlemleri yapın. Benim dediğim gibi el alışkanlığım olduğu için büzgüyü eşit olarak dağıtabiliyorum. Sorun yaşamıyorum. Ama sizler muhakkak öncesinde tel ya da iğneleme işlemi yapın. Daha sonra elimle büzgüyü ayarladıktan sonra yaka kısmını takıyorum. Yakayı geçirdim. Görüntüsü bu şekilde. Aynı işlemi kol manşetleri için de uygulayacağım. Yüzü yüzüne denk gelecek şekilde kenar dikişleri kapatıyorum. Manşeti ikiye katlıyorum. Dikişler içte kalacak şekilde yapıyorum. Yine dikişlerin birbirine denk gelmesine dikkat ediyorum. Kol ağzındaki orta dikişi normal dikişlerimin üstüne denk getiriyorum. Yakada aynı işlemi yapmadık. Yakada arkaya gelecek şekilde ayarladık ki önden baktığımız zaman görünmesin diye. Kollarda dikişler birbirine tam denk gelecek şekilde ayarlıyorum. Ve dikişimi tamamlıyorum. Overlock'taki dikişim tamamlandı. Geriye sadece etek ucunu overlock'la tamamlayıp düz makineye geçip kapatmak kalıyor. Etek ucunun overlock dikişini tamamlıyorum ve düz makineye geçiyorum. Düz makinede ikiye katlıyorum ve etek kısmını reçme görüntüsü vermek için iki kat şeklinde dikiyorum. İkinci katını yarım ayak aşağıdan başlayarak yapıyorum ve dikişimi tamamlıyorum.
manşetler, omuz dikişi ve omuz, son olarak yaka. Dikişim bu şekilde tamamlanmış oluyor. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tüm videolarımdan anında haberdar olmak için zil işaretini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.